Allah Allah, Allah Allah. Ya bir tane görgü tanığı yok mu arkadaş ya? 5 tane insan kaçırılıyor. Allah rızası için bir gören yok mu ya? Sil baştan bakın bunun birine. Allah Allah. Allah'ım nasıl bir manyağa denk geldik ya? Göksu mesaj atmış. Ne diyor? Boş evde bulunan sargı bezinde eter bulduk diyor. Rapor yoldaymış. Demek herkesi bayıltarak götürdü. Bir ortak nokta buldum arkadaşlar. Bu emlakçı ile taksicinin telefonlarında yapılan incelemelerde ikisinin de telefonun mail adreslerinde bir anket bulunmuş. Anketi yollayana baktık, umuma açık bir Wi-Fi'den yani bir kafeden yollanılmış işte. Bir dakika. Bu öldürmekle kim katil olursun olabilir mi? Onunla ilgili bir anket mi? Aynen. Ben bu anketi biliyorum. Savcım Elif Çaban'ın bilgisayarında da çıktı. Ya diğerlerinin yoktu ama Elif Çaban'ın bilgisayarında vardı bu anket. Sorular neydi peki savcım? Böyle tuhaf tuhaf sorular işte. Yani yakınından birinin başı derde girerse onun için birini öldürür müsün falan gibi. Niye böyle bozdu hava ya? Hadi. Gitmeden son bir kez denize girelim. En heyecanlı yerindeyim biraz sonra. Ya benden daha heyecanlık olamaz herhalde. Benimle ilgilen. Ne biçim balayı bu? Dur bari şu sayfayı bitireyim. Hayır. Kaşınıyorsun bak. Olabilir. Bana 10 dakika ver. Sonra ne istiyorsan. Bütün gün. Tamam, bütün gün. Yanında kitap gibi karısı varken kitap okumak neymiş ya? Güldürmedi bak. Öf. Çok sıkıcısın biliyorsun değil mi? Aha öyleyim öyleyim. Ay, tatilin son günleri. Yiyeceğiz kışlıkları. İğrenç. Fesat. İçinizden birini öldürme düşüncesi geçti mi hiç? Evet hayır. Tabii ki evet. Zorunda kalsanız birini öldürür müsünüz? Yani ne kadar zorunda olduğuma bağlı. Ay hiçbirini öldürme bağlı değilim. Hayır. Karşınızdaki insanın silahı var. Sizin de kim önce davranırsa diğerini öldürecek. İlk hareket eden olur musunuz? En azı kim hareket ederse şıklı olması lazım. Sevdiğiniz biri tehlikedeyse kurtarmak için öldürür müsünüz? Celil ne o? Anket, psikolojik test. Aa bak bu daha bomba. Tek bir yaşam hakkı var. Ya sevdiğiniz ölecek ya da siz. Kendinizi feda eder miydiniz? Ben senin yerine ölürüm. Dikkatimi çekmek istiyorsan al çektin. Ama benim yerime ölmene falan izin veremem. Hiç hoşlanmadım. Ayrıca anketlerinizi ben geç uyurken yaparsınız. Çok heyecanlı ama. Aa, öyle mi? Hadi bakalım denize. Tatilin son günleri. Uçun bakalım. Hadi bakalım Ceylin Hanım. Kaçırmayalım. Tek başına olmuyor ya. Öyle mi? Her gün yeni bir şey. Bak ben Zeytin Hanım. Gel bakalım. Ayrıca sen gelecek. Öyle mi ya? Ceylin'de yapmıştık o anketi. Balayındaydık. Ceylin'le alakalı abi. Nasıl bir ortak nokta var ki? Nevada yapmış olabilir. Bana sürekli böyle araştırmalara destek ol diye söylerdi ama ben de sallayıp geçerdim. Başka benzer sorular da vardı değil mi? Ölmekle öldürmekle ilgili. Evet evet anket komple bunun üzerine yani. Şiddete ne kadar meyillisin, zorda kalsan birini öldürür müsün falan gibi. Demek ki derdi bu. Birini öldürebilir misin, öldüremez misin? Ceylin hayır demişti. Bence diğerleri de öyle. Karşımızdaki her kimse ailesini öldürmüş. Nasıl ya?
İnada mı bindirmiş manyak? Aynen öyle. Bir şey ispatlamaya çalışıyor. Düşün. Bıçaktaki parmak izi ne varım? O bıçak darbesiyle öldürülen kurban. Herkes katil olabilir. Öldürmüyor, birbirlerini öldürecek noktaya getiriyor. Bu ne hastalıklı bir zihin ya? Vicdanını rahatlatıyor böyle. Ben de herkes gibiyim yani. Ha, kötü değilim. Bu ne ya? Ya bulalım o zaman şu anketi kim yaptırmış? Demedim mi size ben? Bu karı bir şey deyip biliyor dedim. Tamam. Bir sus da anlatsın işte. Anlat bakalım. Geçen hafta Erenköy'deki köşkün bahçesindeki kuyuda 4 tane ceset çıkmıştı. Belki hatırlarsanız, haberlerde duymuşsunuzdur. Kuyusunda 4 cesedin çıktı. Duydum. Katili bulamadılar. Evet. Ben de duydum. Da ne alaka? Onları kaçıran katil mi kaçırdı bizi? O mu kaçırdı bizi? Ses sus. Evet. Nasıl ya? Nasıl? Sen nereden biliyorsun bunu? Ne işsin kızım sen? Avukatım dedim ya. Kaçırılanlardan biri müvekkilimin oğluydu. Oradan biliyorum ben de. Buldum. Dönüşüm Üniversitesi Psikoloji Bölümü, anketi yaptığında bölüm başkanı. Hadi, hadi. Eren, irtibatta kalalım. Anlaşıldı başsavcım. Nereye? Buldunuz mu yoksa? Az kaldı, sabır. Hocam adınız da var orada. Adımı gördüm, evet var. İmza da benim. Hatta okulumuzun logosu da aynı. Buraya kadar tamam ama biz böyle bir testi hazırlamadık. Bir öğrenciniz ya da asistanınız hazırlamış olabilir mi? Unutmuş olabilir misiniz? Ben altına imzamı attığım her şeyi sonuna kadar okurum. Ve hatırlarım Sayın Savcım. Böyle bir yazı ilk kez önüme geliyor. Zaten aslında böyle bir araştırmaya gerek de duymam ben. Sonuçta insan içindeki katil olma potansiyeli iyi olma potansiyeline eşdir. Çünkü ikisini de yapan insandır. Bu daha önce defalarca araştırılmıştır. Çok üzgünüm. Size daha fazla yardımcı olmak isterdim seve seve. Ama şundan eminim ki bu test ne bizim okulumuza ne de bizim bölümümüze ait maalesef. Sağ olun hocam, kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl öldürmüş bizden öncekileri peki? İşte bu yüzden anlatmadım ben de en başında. Onları da öyle aç, susuz, soğukta bırakmış tıpkı bize yaptığı gibi. Bir süre sonra sinirleri gerilmiş, birbirlerine girmişler. Çünkü kaçırılanların birbirlerini öldürdüğü ispat edildi. Nasıl ya? Katil öldürmemiş, insanlar birbirini mi öldürmüş? Nasıl yapmışlar? Birbirlerini mi kırıp takılmışlar? Neyle öldürmüşler? Boğulan da var, bıçaklanan da var. Katil olmuşlar. Birbirlerini öldürmüşler. Ya manyak mı, sapık mı bu adam ya? Bizde bıçak yok ki. Bıçak yok bizde. Şş,
nasıl öldürüldükleri değil ki zaten. Mesele kavga gürültüyle birbirimizin gırtlağına çökmemek. Sen dedin, öldürmüşler birbirlerini dedin işte. Hepimiz öleceğiz. Biz birbirimizi öldürene kadar çıkarmayacak bizi buradan. İşte bu yüzden dayanmak zorundayız. Soğuğa da, açlığa da, susuzluğa da sabretmek zorundayız. Polisler bizi bulana kadar sabredeceğiz. Birbirimize girmeyeceğiz. Şu an kolluk kuvvetleri, bütün savcılar, herkes bizi arıyor zaten. Adım kadar eminim. Bakın, bundan çıkmanın tek yolu bu. Katilin amacı zaten bizim birbirimize girmemiz. Bunu yapmak istiyor. Sinirlerimizi germeye çalışıyor. Oyununa gelmeyeceğiz. Birbirimize düşmeyeceğiz. Birbirimize düşsek de öleceğiz, düşmesek de öleceğiz. Bu zamana kadar herifi bulamamışlar. Şimdi mi bulacaklar? Bulacaklar. Bulacaklar, bize sabredeceğiz. Kimse ölmeyecek. Aç! Aç, 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 aç! Aç camı! Çıkar elleri! İki el birden dışarı çıksın lan! Çıkar elleri! Yavaşlayın araçtan, yavaş! İn, 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 in! Yatsa lan elleri araca! Abi vallahi kimse yoktu. Anahtarlar üstündeydi. İki tur atıp bırakacak abi. Abi! Aç beni, ekle ben! Nereden buldunuz lan arabayı? Bizim oradan. Gazi Osman Paşa'dan abi. Alın lan bunları emniyete. Bekir'i. Net cevap. İyice bir sorgulayın, satıcılar mı değil mi onu da öğrenelim. Anlaşalım sadece. Bagajı da açın. Aç, aç, aç.
İbrahim. Orada mı? Orada mısın? İyi misin? Müsait misin? Geliyorum. Savcım, bizimkiler didik didik etti içine. Köşkü, müştemilat her tarafa baktılar. Aklında başka bir şey varsa bir kere daha baksınlar. Bakabileceğimiz başka bir yer yok Eren. Cesetler buraya nasıl geldi bilmiyoruz. Biz buluncaya kadar ne oldu, öncesi sonrası hiçbir şey bilmiyoruz. Katile ulaşabilmek için bir şey bulabileceğimiz tek yer burası. Burada nöbet tutan memur yok mu? Vallahi benim bildiğim olması lazım. Dur, dur. Ben bir yalnız gideyim. Kafamı toplamak istiyorum. Allah'ım, her yerim ağrıyor. Sen yardım et şu garibe ya Rabbim.
İyi misin? İyiyim. Geliyorum şimdi. Nasıl? Yani iyi gibi. Uyuyor. Hadi kardeşim. Thank you.
Savcım. Nedir? Koş, kriminal bir şey bulmuş. Göksu Can aradı. Vallahi nedir diye sordum, uzun gelmeniz lazım dedi ama belli ki önemli bir şey bulmuşlar, sesinden belli. Ne oluyor komiser? Kriminal bir şey bulmuş da başsavcım, oraya geçiyoruz. Ne buldunuz? Sayın savcım, kemiklerin üstünde kalan kıyafet lifleri vardı. Onları inceledik. Renklerinden çıkarımımız şu ki Göksu. Bunları biliyorsunuz zaten. Neva hakim ve diğerlerinin üzerinde bulunanlar. Giydirilenler yani. Evet. Kemiklerdeki kıyafetlerle birebir aynı renkte hepsi. Yani nereye vardık? Şöyle ki sayın savcım, kemikleri bulunan aileyle ikinci gruptaki kıyafetlerin renkleri aynı. Böyle olunca biz de acaba aynı kıyafetler olabilir mi diye araştırmaya devam ettik. Kuyunun içindeki balçıkta şöyle deforme olmamış düğme, fermuar gibi şeyler bulduk. Bunları elimizdeki sağlam kıyafetlerle karşılaştırınca birebir tuttu. Markaları da aynı. Markayla iletişime geçtik. Marka 2010 yılındaki tasarımları olduğunu söyledi. Hepsi aynı yıl içinde üretilmiş. Hepsi birebir. Doğrudur komiserim. Memleketin tek psikopatı bize denk geldi desenize. O zaman kemiklerini bulduğumuz aile kendi gerçek ailesi değil. Onlar da kurban. Yani kendi ailesiydi. Aynısını yapıyordu. Ne yani şimdi üçüncü tura mı çıktı anlamadım ki. İkisi de kendi gerçek ailesi değil, model aile. Yani belli ki kendi gerçek ailesi 12 yıl önce öldürülmüş. Yoksa niye eski kıyafetleri bulsun, giydirsin? Belli arıyor, tarıyor, buluyor bir şekilde onları giydiriyor.